Diyalizde yatan hastaların raporlarını bana getiriyorsun. Ek olarak tam kan sayımı istiyorum. Tam idrar tahlili ve EKG çektiriyorsun. Tamam hocam. Anladın değil mi? Anladım hocam. Anladın da niye hala burada suratıma bakıyorsun? Ne yapayım hocam? Ya sabır. Kızım gidip testlere başlasana bir an önce. Çabuk. Tamam hocam. Çabuk. Allah, bu adam beni kovacak. Çok pardon. Bir şey sorabilir miyim? Hasta yakınıysanız danışma bu tarafta beyefendi. Yok ben... Ne beyefendi? Ne? Danışma bu tarafta. Yok ben orada kimseyi bulamadım da bu başhekim odası için... Beyefendi, danışmaya benzer bir halim mi var? Bir bakın isterseniz. Doktorum ben. Ve izninizle çekilin, geçeyim. Ya, yok artık ya. Of! Çekilir misiniz beyefendi? Aman, buyurun. Geçin hanımefendi, buyurun. Çekil diyorum, çekilmiyor. Öküz ya. Hocam, beni çağırmışsınız. Ve sen yine geç kaldın. Hocam, başka bir hastalık. Tamam, tamam. Doğru, acile gidiyorsun. Benimle değil, yeni gelen kardiyoloji uzmanıyla çalışacaksın. Bir de o uğraşsın seninle. Ama hocam. Gül, doğru acile gideceksin. Çabuk. Kardiyak problemle başvuran hastaları monitörize takip etmekte fayda var. Doktor hanım, biz sessiz başladık ama sizin için bir sakıncası yoktur herhalde diye düşünüyorum. Çok özür dilerim hocam. Anca haberim oldu. Rıza Bey bayılma ve halsizlik şikayetiyle gelmiş. Geçmiş olsun Rıza Bey. Sağ olun hocam. Bize neler oldu hakkında bilgi verir misiniz? Hocam ben tahlil sonuçlarını gösterme polikliniğe gittim. Orada gözüm kararmış. Bayılmışım. Bir de gözümü açtım ki buradayım. Evet, kim bana... Sen. Sana diyorum, sen. Ben? Bize EKG'de ne gördüğünü söyler misin? Yalnız biraz acele eder misin yani? Biz belki bekleyebiliriz de Rıza Bey'in acelesi olabilir. Hocam, hastanın kalp hızı düşük. Bir de sinüs bradikardisi var. Emin misin? Arkadaşlar bugün şanslı günümüzdeyiz. Çünkü her zaman böyle bir cevapla karşılaşılmaz. Bu tipik bir yanlış hasta teşhisi. Eğer EKG iyi okunursa hastanın AV blok olduğu kolayca anlaşılır. Yani siz olun. Lütfen acele etmeyin.